Evet sevgili izleyiciler, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Bilim Dalı bölümünün hazırladığı Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Erdem Haluk'un sunduğu Adana Kısacıkzade Konağı'nda yapılan seminerde Felsefi Bakışla Kutavu Bilig'in Yeniden Anlamak Hattı kitabından pasajlar gündeme getirildi. Seminer tarihen 2 saat kadar sürdü. Bunun yarım saati soru cevap şeklindeydi. Konuşmacı bir bölümünde işte tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'de 12 bin yıl önce buğday ekildiğinden, oysa ki bizim bildiğimiz İngilizler 5 bin yıl önce buğday ekiyorlarmış. Tarih dedi bize 7 bin yıl borçludur dedi. E tabii ki şu an Anadolu'nun sahibi biz olduğumuz için dünya 7 bin yıl bize borçlu. Evet, konuşmanın seminerin sonunda Doğu Türkistan temsilcisi konuşmacı Erdem Bey'e bir kitap, bir de gök bayrak hediye etti. Orada var. Çok teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür borçlarımı yerine getireyim. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmalar Merkezi Müdürü. Bir kültürel ve uygarlık borcu. Ve iddiası şu, uygarlık 12 bin yıl önce Anadolu'da başladığı zaman Anadolu'nun çiftçiler her yere büyük bir göç dalgası oluyor, göçe başlıyorlar. Batıya giden var, güneye giden var, doğuya giden var, yukarıya çıkan var. İşte ortasaya çıkıyoruz. Ve bu Kutatku Bilig, Yusuf Asacı sözünü ettiğimiz büyük bir konumuz olan metin, işte Orta Asya'da yazılan bir metin oluyor. Şimdi Orta Asya dediğimizde çok başka bir... Dolayısıyla hele Müslümanlığa geçiş döneminde Müslümanlar Türkçe'de konuşur. İşte Muhammed Yesevi'nin yapmaya çalıştığı buydu, değil mi? Yani metinde yapmaya çalıştığı buydu. Yani Türkçe konuşmak, yazmak, Türkçe ilk geliştirmek. Yani bu önemli bir derdi. Değerli biz bugün ne kadar saygı ediyoruz, baktınız. Özel teşekkürlerimiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu olun. Şöyle geçersek hocam, fotoğraf aslında. Hocam, tamam. Evet. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Doğu Türkistanlı arkadaşımız hocamıza kitap armağan etti ve Doğu Türkistan bayrağı kaldı. Ve aile fotoğrafından sonra da seminerimiz sona erdi. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.